Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Oğuzcan'la beraber Merhaba. hem merhaba Oğuzcan, hem indikatörümüzü arkadaşlar kullanımı ile ilgili tanıtım çekelim istedik. Hem de detaylarını sizlere tekrar tek tek anlatalım. Çok fazla ilgi vardı son 3-4 gündür indikatöre. Videoyu çekmeye fırsatımız olmadı ama nasıl kullanıldığını da anlatmamız gerekiyor. Bireysel olarak birkaç kişiyle paylaştık bunları ama ona da vakit yetmiyor. Karşımızdaki insanların da vakti kalmıyor. Bu şekilde en azından bir indikatörün tam ve güzel kullanımını da sizlerle paylaşalım istedik. Arkadaşlar sesimi hep duyuyorsunuz. Ben Deniz Hayri Ürüt. Oğuzcan bizim yazılım ekibinin başında biliyorsunuz. Sizlerle tekrar hem de yüz yüze görüşmüş olalım bu sefer istedik. Direkt şimdi fazla da lafı uzatmadan videoya geçelim. Bir gelen sinyal listemiz vardı Oğuzcan. İstersen sen başla kardeşim. Birkaç Tamam. tane. Şöyle yapalım bugün. Önce hangilere girilmemesi gerekiyor gelen sinyallerin? İşte hangilere giriyorsak da niye girelim? Onları da şöyle sen kısaca birkaç tane coin üzerinden anlat. Sonra tekrar birkaç tane de ben anlatayım müsaadenle. Tamam. Sen başla kardeşim. Ekranı Tamamdır. en sonki videodan sonra gelen sinyallere bakacağız zaten. Aynen. Topladık birkaç tanesini. Şimdi ilk Teta geldi son videodan sonra. Teta'da bir düşüş sinyali geldi zaten. Karlı bir şekilde yazmış. Hatta yüzde kaç yazmış mesela. Şuradan girdiğimizde yani şurası %2 24, şurası %4,65. Teta'da başarılı olmuş. Sadece mesela coinlerde sinyalde geldiğinde değil de bu coin'i takibi alıp hani coin'in direnç ve destek noktasından işte dönen işlemlerini de değerlendirebilirsiniz. Hatta mesela 1 saatlik de bir sinyal gelmiş burada. Yani 15 dakikalığına dönüp mesela veya 30 dakikalığına artık hangisinde daha iyi pozisyon varsa. Mesela 15 dakikalık da Teta'da şurada bir direnç noktası oluşuyor bu düşüşten sonra ve burayı bir kere daha deniyor. Mesela buradan da bu işleminize ekleme yapabilirsiniz ya da eğer bu işlemi değerlendirmediyseniz buradan bir düşüş sinyali oynanabilirdi yani. Yani şunu yapmak lazım. Gelen sinyal doğru da olsa, girilmemesi gereken bir sinyal bile olsa bir alt zaman dilimine geçerek takibi aldığımızda oluşan destek ya da direnç bölgesi yükselişteyse artık direnç arayacağız, düşüşteyse destek arayacağız. Girdiğimizde 30 dakika ya da 15 dakikada bile bunu yapabiliriz. Daha rahat işlem alabiliyoruz orada. Yani sadece sinyali değerlendirmeye gerek yok aslında. İndikatör hani çok iyi destek direnç noktaları da çizdiği için yani oradan seken düzgün pozisyonları da şey yapılabilir, değerlendirebilir. Zaten mesela Teta'da 1 saatlikte buraya ufak bir düşüş yaşamış. Belki tam desteğe değip oradan bir yükselişle gelebilir. Tabi burada ama şey de önemli. Hani Bitcoin ve Total 3'ün durumu da önemli. Hani onlar da şuraya düştükten sonra yükselişe uygunsa buradan Teta'ya bir yükseliş denemesi yapılabilir zaten. Teta bu şekildeydi. Hem sinyalimiz başarılıydı. Hem de eğer coin'i takip etmiş olsaydık bir kere daha gene bir %4'lük bir işlem daha gelecekti. YF'yi Geldi. geldi. YF'yi de şimdi başarısız olan şeylerden biri aslında başarısız değil de bunlar direkt sizin girmemeniz gereken sinyal tipi. Yani onu anlatacağız. Birkaç tane örnek aldık. Hayri abi de anlatacak zaten. Ben de anlatacağım. Şimdi şu şekilde mesela ayın kaçı? Şimdi ayın 10'uyla ayın 11'i mesela. Burada bir çok büyük bir yükseliş var zaten. Burada Bitcoin ve Total 3 de yükseliyor. Şöyle bir göstereyim. Ayın 10 mesela aynen şuradan başlıyor. Total 3 burada zaten bir kendine destek noktası yapıyor. Ve hani hızlıca bir yükseliş yapıyor. Burada hani Total 3 ve Bitcoin grafiği de yani şurası hızlı bir şekilde yükseldiği için hani YF'deki buradaki düşüşler aslında daha çok kar satışı dediğimiz satış tipi. Hani öyle bir gerçek bir düşüş sinyali değil. Bunu mesela nasıl algılarız? Şey yapılabilir. Hani çok büyük bir yükselişten sonra böyle bir aşağı yukarı vurmaya başladığında yani hani burada bir konsolide olmaya Konsolide başladığında. alan oluşması Evet. gerekiyor. Aynen. Hani burada bir kendini bir dinlenmeye aldığında hani buradaki sinyaller değerlendirilebilir. Mesela buradaki desteği bir kere daha değerse belki o sinyal değerlendirebilir yani. Tabii hani
bu destekleyen şeyleri bir yandan hani Bitcoin grafiğini açın. Hani mesela Bitcoin burada şurada gene yükselişini yapmaya devam ediyor. Hani şuradaki seviyelerde şey yapmazsa kendini, hani şunları kırabilirse Bitcoin zaten hani altcoin'lerdeki destek noktalarından da alım sinyali gelir büyük bir ihtimalle. Hani şu sinyalleri Bitcoin'le birlikte incelesinler. Zaten bu kadar büyük bir yükselişte tek mumla düşecek bir şey değil. Hani bu coin yani tek mumla öyle düşmez yani. Anca bir hani doğrulama bölgesine girdikten sonra o zaman o sinyalin doğruluğu biraz da artabilir. YF bu şekildeydi. Hani girmemeniz gereken kar satışları bu şekilde. Bunları inceleyip zaten grafikte tekrardan bakabilirsiniz. Yani mesela şuradaki düşüşler biraz daha gerçekçi düşüşler. Çünkü hep bu seviyeyi deniyor mesela. Aynı şekilde mesela şöyle bir gelelim. Şurada bir sinyal gelmiş ama uzun bir düşüşten sonra gelmiş. Mesela şuradaki düşüş gene çok denediği noktalara yakın bir yer. Hani incelesinler. Hani indikatörü kullanan arkadaşlar bir otomasyon olmadığı için incelesinler. Ama biz zaten destek direnci de şey yapacağız. Alarmlarını yazmaya başladık. Onu da Hayri abi anlatır birazdan. Hani nasıl bir alarm tipi kuracağız. O şekilde. ZRX'te bir işlem geldi. Bir saatlik grafikte. ZRX'te şurada gene aynı bahsettiğimiz gibi küçük bir kar satışı yiyor. Ondan sonra gene bir düşüş yaşanıyor aslında. Mesela hani şurası şöyle bir bakalım. %5'lik bir düşüş. Yani indikatörü kullanan kişi yani burada stopun nasıl ayarladıysa veya mal toplama yaptıysa tekrardan ortalamayı düzelttiyse burada gene iyi bir kar yakalamış yani %5'lik kar aslında az değil yani. Yani 5 çarpan veya 10 çarpan da işte %50 %25 oluyor. Ama tabii buradan sonra tekrardan mal toplaması olmuş. Burada mesela 15 dakikaya düşülebilir. 15 dakika ZRX'te şu sinyaller değerlendirilebilir. Şuradaki düşüş mesela. Evet, yani büyük patlamalardan sonra aslında zaman aralığını bir geriye çekip ya da iki geriye çekip bir saatlikte geldiyse 30 ve 15 dakikaya bakıp oralarda oluşan geri dönüşleri yakalayabiliriz. Çünkü bir saatlikteki tek bir mumun düşüş sinyali vermesi sonrasında tekrar yükselmeye başladığında bizi yanıltıyor. Evet, aynen. Yani burada olduğu Orada gibi işte. RX'te de bu olmuş. En son mesela şu an hiçbir sinyalimiz yok ama 15 dakikaya bir tekrar rica etsem geri döner misin? Tamam. Mesela hala düşüş sinyali bizim bir saatlikte gelmemiş ama 15 dakikada bu coin takip ettiğinizde bakın yukarıda bir Evet. direnç oluşmuş. Dirençten bir sinyal geldiği için 15 dakikada rahat orada da bir %4, %5 vardır. Yani şu mumda girdiğinizi düşünürsek yani stopu işte direncin biraz daha üstüne koyarsak zaten burada asıl düşüşünü yapmış. Yani %14'e kadar düşmüş. 14 düşmüş. Yani ben Aynen. %5 dedim daha fazlaymış. Yani bunu bu şekilde takip ettiğimiz zaman da çok güzel karlar elde ediyoruz arkadaşlar. Biz bütün işlemlerimizi açıkçası kendi indikatörümüz üstünden alıyoruz. Onun da detaylarını yine ben anlatacağım ama şimdi asıl tabii yazar indikatörün yazarı Oğuzcan ve ekibi. Ama tabii fikir birliği yapıyoruz. Bunun içerisinde momentum var, volüm var, işte Bollinger'i var. Bir sürü Evet. indikatörün teyidini aldıktan sonra aslında o sinyaller geliyor. Çok da detaya girmeyelim. Ama rahat 14-15 tane teyitten sonra bu direnç destekler oluşuyor. Bir de ben hep şöyle anlatıyorum ama doğru mu biliyorum bilmiyorum Oğuzcan. Orada da hani fake atmayalım kimseye. Bizim destek dirençlerimiz aslında para giriş çıkışlarının olduğu yerleri gösteriyor. Volümle beraber çalışıyor. Doğru mu? Emirlerin Evet. olduğu yerleri biliyoruz biz. Yani aynen çok büyük alımların yapıldığı yerlerde destek direnç oluşuyor. Yani onun dışında zaten destek direnç oluşmuyor her noktada. Evet. Yani biraz daha şey işte oradaki para girişi olağandan daha yüksekse orada bir şey yapıyor, destek bölgesi yapıyor. Mesela hani şurada olduğu gibi yani şurada yapmayıp burada yapmasının gene kendince bir sebebi var yani. Burada daha iyi bir para girişi olmaya başladığı için artık bu noktayı destek olarak alıyor. Hani dediğim gibi yani zaten. Mesela şeyleri göstereyim bir. En son bugün gelen sinyaller de var mesela indikatör üzerinden. Evet. Onlar zaten kar yazmaya başladı. Bugün işte EOS geldi. EOS T, USDT geldi. Şurada gördüğünüz gibi bir ufak bir mesela bunun 2 saatliği de
sinyaldi galiba. Ya 2 saatli ya 4 saatliydi. Aynen. Mesela 4 saatliğinde de gelmiş, 1 saatliğinde de gelmiş. Hani hangisinde daha uygunsa hani siz grafiği açıp bakabilirsiniz. Yani burada bir direnç noktası da oluşmuş yani. Yani çünkü çok güçlü bir tepkimi aldığı için. Yani buradan değerlendirip işte stopunu biraz daha tabi bu seviyelere koyamayız ama hani biraz daha şu ortalara doğru koyabilirseniz. Belki bizim okun hemen üzerine, yani gelen sinyal Aynen. okunun Yani üzerine. mesela şu seviyeye 0.0 10.500'e koyarsanız yani burada zaten başarılı olacaktı. Ve hani zaten düşmeye de devam ediyor. Yani şurada 4 küçük bir saatlikte ne kadar kar yazmış şu anda? Bir bakar mısın? hemen bakayım. Şöyle şurada girdiğimizi düşünsek bunun çıkışına. Şu an %4.40'lık ve hani şu Devam ediyor aşağısında da zaten. aynen yani belki şuraya kadar düşecek yani hani, yani yaklaşık yani 9'a kadar düşebilir. %9'a kadar düşebilir. Evet. Hani çünkü altında çok da güçlü bir nokta yok yani. Hani belki buraya kadar düşebilir. Ve bugün solda geldi mesela. Solda direkt şurada bir sinyal geldi. Saat kaçta gelmiş? Ha, dün gece gelmiş pardon. 2 saatlik grafik bu çünkü. Evet. Mesela solda saat gece gelip şu noktaya değdiğinde %7.5'luk bir düşüş olmuş. Solu mesela takibi aldığında bir daha aslında işlem fırsatı veriyor bize. Mesela şuradaki düşüşü de hani buradan da bir short işlem denenebilirdi. Hani TP'si şu seviyeler olacak tarzında. Hani buradaki düşüş şuraya kadar düşebilirdi yani. Bunu da deneyebilirler. Hani dediğimiz gibi işte sadece indikatörün sinyallerine değil, hani indikatörün içerisindeki destek dirençleri de zaten takip etseler gene çok başarılı işlemler alacaklar. Kesinlikle. Kesinlikle kardeşim. Yani benim göstereceğim sinyaller bu şekildeydi. İstiyorsan sana Ben geçelim. göstereyim birkaç Tamam. tane de. Şöyle bir ekranımı paylaşayım ben de. Geldi mi ekranım? Geldi şimdi evet. Evet. Mesela ZRX vardı değil mi bizim? Şöyle hem 60 dakika hem 120 dakika. Bakın Hı. şurada. Dün 14'te ve 17'de hem 1 saatlikte hem 2 saatlikte sinyalimiz geldi. Şurada arkadaşlar 13 kapandıktan sonra. Mesela bu normal şartlarda 1 saatlikte stop oluyor. Neden stop oluyor? Gelen mumun üzerine bakın şurada bir likit de yaptılar. İğne attılar. Ama hani stop koymayanlar için şurada %4,75 bir kar yazdı. 2 saatlik sinyalde gördüğünüz gibi onu yakalayamıyorsunuz çünkü zaten coin şöyle yukarıya patlamaya gidiyor. Biz niye hep diyoruz arkadaşlar şunu istiyoruz aslında. Şimdi hangi coin'deydi o? Bakın Evet. şurada mesela DeFi'de ne var? Burada bir aşağıya dönüyor. Retest yapıyor. Retestten sonra bakın şöyle şurayı burada vurduktan sonra şöyle bir retestimiz var. Çizemedim. Çizgi alamamışım pardon. Şurada bir retest var. Retestten sonra gördüğünüz gibi burada bizim derdimiz şuradaki şurayı yakalamak. Evet. Destek direnci bu yüzden kullanın. Herhalde bir haftaya kadar da Oğuzcan ve ekibi bizi bundan da Aynen bir kurtaracak. hafta içerisinde bu destek dirençlerde hani desteğin oluşuma değil de hani desteğin retestine mesela artık orayı da Şuraya, sinyal aynen. şurada da artık o zaman bize şey gelecek arkadaşlar. Bir sinyal gelecek gene. Evet, şöyle bizim oklarımız şu bölgeden tekrar bize bir sinyal şöyle gelecek arkadaşlar. Retesti yaptıktan sonra işte o zaman biz şuraları da otomatikman 30 Evet. dakikalıklarda da sinyalleri alıp zaten yakalayacağız. Daha küçük zaman dilimini zaten takip etmiyorsak önermiyoruz. Biz 30 Evet. dakika sadece retestleri kullanacağız burada. Bu böyle. ZRX'te de dediğim gibi şöyle 2 saatlikti galiba tekrar açıyorum. 2 saatlikte bu mum bizi yanıltır. Çünkü öncesinde bakın çok büyük bir patlama geliyor. Aynen. Ama 1 saatlikte bir kar satışı yemiş burada. Yine diyorum burada bize eğer ki bir şöyle bir oluşum yoksa arkadaşlar ve bu sinyal bu oluşum olmadan geliyorsa yükselen coin'de şu düşüşlere girmeyeceksiniz. Tek isteğimiz bu. Onun haricinde bir sıkıntı zaten yok. Dün zilde botumuz da mesela bu şeye girdi bizim 1 saatlikte.
Çünkü 4 saatlikte bir destek şey vardı yukarıda, direnç vardı. Ama bot buraya erken kapattı. Erken kapattı. Şey stop olmayı gördü çünkü. Aynı anda şu sinyal, bakın şurada sinyalimiz var. Sinyal geldikten sonra şu yükselişi gördü. Total 3 yükselmeye başladığı için bot kendini burada kapattı. Ama manuel olarak indikatörü kullanan arkadaşlar şu desteğe kadar %5,5 zaten burada yazdı. Ve şu anda bakın bir konzolize alan oluşturuyor kendine. Şimdi burada eğer ki burayı test ederse direnci test ettikten sonraki gelen sağlam bir kırmızı mum da tekrar buraya gireriz. Evet. Bakın şu ben işaretledim buraları. Order block olan yerlerde şimdi bakın burada testi yaptı. Şu mum da zaten order block atıyor size. Para girişini gösteriyor. Ve şuraya kadar çok rahat bir şekilde alıyorsunuz. Sinyal geldi. Coin terste kaldı. Önemli değil. Bekleyin o coin'i. Mutlaka bekleyin. Yine bakın burada aynı şekilde bir geldi test yaptı. Yani yükseliş devam ediyor bu arada ama bu sefer de düşüş sinyali gelse bile yükseliş devam ediyor. Bu coin'i yükselirken de sömürebilirsiniz. Aşağıda bir order block oluştu, yani bir desteği oluştu arkadaşlar. Bu destekten sonra bileceğiz ki artık bu yükselecek. Para giriyor çünkü. Evet. Dediğimiz gibi bu bizim destek ve dirençler standart demans ve supply'ın değil. Para giriş çıkışlarına bakıyor arkadaşlar. Mesela bir buradaki nokta iyi çalışmış. Evet. Şuradaki mesela müthiş çalışmış. Bakın burada bir silkeleme yapmışlar. Tekrar yükseliyor gibi yapmış gelmiş ama şu ters çekiç mumu zaten arkadan gelen yeşille beraber bizim için yükseliştir. Hani mumlardan da anlayan arkadaşlar için söylüyorum. Şuradan da bakın şu yukarıdaki dirence kadar %16'yı yakalıyorsunuz her halükarda. Yine aynı şekilde bakın burada bir kere test ediyor, deniyor ve tekrar gelip test ettikten sonra şu retestleri mutlaka takip edin arkadaşlar. Ya da karşınıza 3-5 tane coin alın. Onları incelesinler aynen. Onların retestlerini bekleyin. Bilgisayarda sürekli işlem alabilen arkadaşlar için söylüyorum. Retestlerini bekleyin. Dediğim gibi bir haftaya kadar inşallah sizi zaten bu dertten de kurtaracağız. Retestlerinde sinyallerini ayrıca retest olarak alacağımız için zaten çok rahat yakalayacağız. Burası da böyle. Şeyle ilgili de indikatörle ilgili de şöyle bilgi vereyim arkadaşlar. İndikatörümüz her sinyale dediğim gibi girmiyor ama indikatörü normal şartlarda alıp arkadaşlar 5 dakika 15 dakikada da retest bölgelerinde kısa alsatlarda da kullanabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken kısalarda şu. Bakın burada 15 dakikada zilde bir sinyal geliyor. Bakın burada bir artık zirveyi yapıyor. Geliyor öbür retest yapıyor. Burada bir sinyal geliyor. Bakın bu sinyalden sonra yine bize zaten %5,80 veriyor. 15 dakikada şurada bir direnç var, şey destek var bakın. Burada bir kere test etmiş. Geliyor burada tekrar testi yapıyor ve yine şu yükselişi çok rahat yakalarsınız. Şu aradaki ben renklerini değiştirdim ama gri geliyor galiba şeylere, kullanıcılara. Ben renkleri değiştirdim. Şu aradaki küçük boss'lar da küçük order bloklar. Eğer burayı kırarsa bakın burada da çok güzel bir nüans var aslında. Bakın daha önce burada bir tepesi var. Yine burası aynı tepeyle küçük bir ikili tepe oluşturuyor. Tepe kırılırsa, tepe kırıldıktan sonra long'a evet. Girmeniz lazım. Ya oradan da longlanabilir yani, evet. Yani çünkü orada aslında direnç noktasını kırıyor. Hani zaten güçlü bir şekilde kırarsa denenebilir. Yani oradaki long da denenebilir. Direkt longlamak lazım. Şimdi şuradaki doğru bir örnek değil. Zaten tek bir hızlı mum da kırmış, evet. Evet, düşüşlerde de ben aynı şeyi yapıyorum. Zaten kıramadığı noktada geri döneceğini bileceksiniz. Bakın şurayı kıramazsa geri döneceğini bileceksiniz. Burada long açacağız. Ama kırarsa da aşağıdaki desteğe kadar da shortlayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü burayı patlatıp burasını kaldırdığı zaman ortada zaten bir destek yok. Artık bir sonraki desteğe kadar shortlayacağız. İndikatörün kullanımı çok basit. Sadece nüanslara, detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun haricinde muazzam çalışıyor. Biz bütün işlemlerimizi buradan açıyoruz arkadaşlar. Biz gün içinde sinyalin gelmesini de beklemiyoruz. Takip ettiğimiz örnek veriyorum 3-5 tane coin vardır. O coinlerde destek dirençlere geldiğinde analizi yaparız. Döndüyse dirençten işleme giriyoruz. Destekten döndüyse, sağlam bir mumsa işleme giriyoruz. Bu şekilde de ekip gün içinde birbirine zaten sürekli haber veriyor bizde. Şu destekten döndü, bu dirençten döndü. Çok güzel karlar alıyoruz. Sizler de bu fırsatı kaçırmayın. İndikatör için arkadaşlar şeyin altına, videonun altına WhatsApp numaramızı da yazacağız. İsterseniz oradan da ulaşabilirsiniz.
Yorumlarınızı bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Daha fazla kişi tarafından izlensin. Birilerine faydası olsun istiyoruz. Benim de bugün anlatacaklarım bu kadar. Oğuzcan'ın varsa söyleyecek bir şeyi. Yani biz kendi içimizde aslında konuştuk. Yani zaman ayırabilirsek belki indikatör için bile grup dersleri yapmaya başlayabiliriz. Yani hani işte bizim de zaman ayırmamız gerekiyor. Hani hem de kullanıcıların ortak zaman uyuşması lazım. Bakalım belki hani hem Hayri Bey'in hem benim hem de işte müşterilerin ortak zaman uyuşursa grup dersleri de yapabiliriz. Yapalım. Onu da yapalım. Canlı yayınlara da başlayalım. Bence yakın zamanda. Hem artık piyasada biliyorsun ben gerçi hani kimseyi yanıltmak istemiyorum ama ben bunun yalancı bir yükseliş olduğunu düşünüyorum hala daha. Böyle yüzlere buradan 100 bin dolarlara buradan gitmeyecek. Mutlaka bir geri çekilme yapacak diye düşünüyorum. Canlı yayınlara da canlı yayınlarda da bence günlük analizleri de en azından teknik olarak analizleri yapalım. Biz kimseye coin tavsiye etmiyoruz. Etmeyeceğiz hiçbir zaman. Yani teknik tarafında ne diyorsa biz işte teknik tarafındaki bilgisini zaten direkt aktaracağız. Hani onu söyleriz. Evet. Onun aynen. Haricinde biz soranlar çok oluyor. Özelden arkadaşlar WhatsApp'tan bana çok yazıyorsunuz. Şu coin alınır mı? Alt coin ver. Onu ver. Bunu ver. Vallahi vermiyoruz. Çünkü biz piyasa yapıcı değiliz arkadaşlar. Söyleyeceğimiz her şey tahminden ibaret. Teknik olarak anlatabiliriz. Şurada desteği var. Burada direnci var. O destek dirençleri arasında geziyorsa, kırarsa desteği zaten düşüyordur. Direnci kırarsa yükseliyordur. Teknik olarak bunu anlatabiliriz ama gayipten haber almıyor hiç kimse. Bir ay sonra şuraya gelecek, buraya gelecek. Kimse bence çok da tahminde bulunmasın. Evet. Bu arada şeyi de anlatayım ben Oğuzcan. Bizim indikatördeki kar marjları arkadaşlar %300, %500 değil. Dipten yakalarsanız zaten yürür gidersiniz. Altta bir destek çekersiniz. O desteği kırmadığı sürece trend çizgisini. Zaten yükselişi yakalamışsanız sinyalle yürür gidersiniz. Kırdığı anda da satarsınız. Ya da tam tersi düşüşteyseniz trend line çizersiniz düşüş yönüne. O çizginin altında kaldığı sürece shortlamaya devam edersiniz. Üstüne çıkarsa da kırdığı yerde de satışı yaparsınız. Ama onun haricinde arkadaşlar indikatörde %4, %5'leri yakaladığınız zaman en azından malın yarısını ya da %7'ini bence boşaltın. Tekrar yükselirse takviye yapar. Bir dirence dokunursa tekrar bir takviyeyle malı çoğaltır tekrar. Yani aslında orada mesela TP1, TP2 ve TP3 falan kullanabilirler. Mesela en düşük kar marjı 1.5'tan, %1.5'tan başlayıp işte %1.5, %2.5, %3.5 diye böyle 3 tane TP verebilirler. Yani isteyen işte birinci TP'de malın yarısını boşaltır. İkinci, üçüncü TP'ye taşır. Yani o şekilde yapabilir. Yani kar marjı işte maksimum sinyaller üzerinde yani %5 minimumda işte 1.5-2'den başlıyor. Yani o aralıkta sinyalleri yapabilirler. Hani oralara TP1, TP2 kendine göre belirlesinler. TP1 ile çalışıyoruz. %1.20 ile 1.50 arasında direkt kapatıyoruz. İşlemi kapatıyor bizim botumuz. Bazen yanılıyor. Mesela dünkü zilde kendini kapattı ama ondan sonra zil düştü. Retesti mesela olarak gördü. risk olarak gördü ve kapattı kendisini. Dolayısıyla ama indikatörde gözle takip ettiğiniz için stopu bir tık daha yukarıya koyup ama retesti bekleyebilirsiniz ya da retesti bekleyip daha sonrasında işlem açabilirsiniz. Ama bizim buradaki nüansımız yine söylüyorum. Destek ve direnç arasına sıkışmış bir coin bulursanız onu sömürebildiğiniz kadar bu indikatör sayesinde sömürebilirsiniz arkadaşlar. Benim diyeceklerim bu kadar. Tamamdır. Yine çekeriz zaten bunun üzerine videolar. Şimdilik ben teşekkür ederim. Sana da Oğuzcan teşekkür ederim. Ben kardeşim. Teşekkür ederim. Herkese sevgiler, saygılar dileyelim. İyi akşamlar dileyelim şimdi. İyi akşamlar.